adli işlemler için bir iki saat daha buradasın. 3 gün iş göremez raporu çıkarıyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah razı olsun doktor bey. Sağ olun. Feriha, sen de eve git kızım. Apartman boş kalmasın. Şimdi Kazım bakar bakmaz belli olmaz. Hadi. Evi de hazırla. Mehmet'in yatağını. Eve gidince bir şey istiyor mu yapayım anneciğim? Ha? Var mı istediğin bir şey? Kurban olsun annesi yavrum. Ben kulübe gidiyorum. Kapıdakileri göreyim bakayım ne anlatmışlar. Hadi bayağıdır bebek kahvaltısı yapmadık. Sahile gidelim bir şeyler yiyelim. Ben aç değilim. Ama hiçbir şey yemedin Emir. Anlamıyorum ki. Nasıl bir hayat bu ya? Ya benim ne işim olur o herifle ya? Niye dövdüreyim ben onu? Sakin ol kardeşim tamam. Sakin. Seni aradım. Yine açmadın. Ve yine geri dönmedin. Sahilde yürüyelim mi biraz? Hoş geldin Feriha. Anahtarı alayım da çıkalım. Biz çıkıyoruz. Bence arabamı çalan herif yüzünden gözaltına alındım. Yanımda olmasını istediğim tek kişi sendin ve sen yoktun. Feriha neden yüzüme bakamıyorsun? Baksana bana. Sen bana inanmıyorsun. O herifi dövdürdüğümü mü düşünüyorsun Feriha? Emir. Bana inanmıyorsun sen. Emir, sana inanıyorum. Evde durmak istemiyorum artık resmen ya. Vay be, iki ilaçla dünya tersine döndü. Sen Sanım'ın çıldırmasına kaçmaya çalışıyorsun. Ha. Acaba ilaçlarımı paylaşmasam mı Sanem Hanım'la? Peki böyle çıldırmaya devam ederse babamı da kaçırır.
Sana bir şey soracağım. Gerçekten boşansalar sevinir misin? Bak Lara, ben... Sanem Hanım'ın adını ilk annemden duydum. Hastaydı. Eskisi gibi genç, sağlıklı, güzel değildi. O kadının adını bağırmaya başladı babama. O kadına gitti. Sanem'e, o kadına. Ve sonra annem gitti. O kadın da Sanem Hanım oldu. Şimdi soruyorum sana. Babam Sanem Hanım'dan boşansa sevinir miyim? Polisi, mahkemeyi. Kimseyi inandırmak umurumda değil. Ama sen, eğer sen bana inanmazsın Ofeli... Ben sana inanıyorum. Eğer şüpheliyseydim, yapabileceğini düşünseydim. Geçecek. Her şey geçecek. Şimdiden her şey geçmiş gibi davranalım da. Ne konuşalım? Bana anlatacağın şey okuldaki o anlamsız tartışma için miydi? Susuyorsun. Ve yine yüzüme bakamıyorsun. Konuşmaktan korkan insanlar gibi. Biz birbirimize her şeyi anlatacağız demedik mi Feriha? Senin bana anlatmaktan çekineceğin hiçbir şey olamaz. Söyle şimdi. Ne anlatacaktın bana? Kendimi anlatacaktım. Kendini. Benim bilmediğim bir Feriha mı var? Sana tanımadığım Feriha'yı anlatacaktım. Tanımadığım Feriha. Doğru aslında. O kadar kaçma kovalamacının içinde birbirimizi tanımayı unuttuk. Yani ben aslında tanımadığım bir kadına aşığım. Feriha. Hı. Aa, Mehmet'in yatağını da yapmamış yavaş, bu ya. Yavaş yavaş. Feriha, nerede bu kız ya? Ya apartmanı boş bırakma, eve git dedik. Nereye gitti bu? Ey canım, sinirleme. O okula gitmiştir o. Yavaş yavaş. Dur anneciğim, ben hemen senin yatağını yapacağım şimdi. Acıyor mu? Dur oğlum, dur. Dur oğlum. Al şunu bas sırtına koy. Ay. Alo. Ha, Halil. Neredesin Mehmet ya?
nevresim bakacaktım. Tabii. Çeyizlik. Tabii. Buyurun bakın bunlar var. Şöyle saten olanları var. Şu da var. Şöyle çiçek gibi model. Çok güzel renkleri. Aklım başımdan gitti vallahi. Dükkanı nasıl kapadığımı bilemedim. Buyur. Sağ ol Zehra Hanım. Nasıl oldu ki bu iş? Bizim oralarda olmaz böyle şeyler ama. Ya şu zengin piçi var ya. Arabasını aldı. Hay Allah. Nasıl insan bunlar? Sen de yalnız kaldın dükkanda. Laf mı şimdi bu? Sen dinlenmene bak. Siz de korkmuşsunuzdur. Öyle korktuk biraz. Neyse geçti çok şükür. Feriye Hanım da korkmuştur. Neyse, ben seni daha fazla yormayayım. Bir şeye ihtiyacın olursa alo demen yeter. Halil. Seher'in haberi yok. Ona söyleme, tamam mı? Merak etme. Bir şeye ihtiyacınız olursa beni unutmayın. Evet. Mehmet'e geldiydim de. Çok üzüldüm, çok geçmiş olsun. Sağ ol. Benim yapabileceğim bir şey varsa Zehra anne... Yani annene söyledim ama... Yok, sağ ol. Acıyordur şimdi. Yok, acımıyor. Yalan atma. Şişt. Rahat bırak abi, ne edersin yap sen. Hoş geldin Rıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Mehmet, Veysel abin çok geçmiş olsun dedi. Sağ olsun baba. Feriha? Feriha! Efendim baba. Neredesin kızım sen? Eve gidiyorum diye çıkmıştın. Okula uğramam gerekti baba. Bir daha habersiz başını alıp gitme kızım. İçeride durmaya yüzün yok değil mi? Biz seni eve yolluyoruz, derle topla hazırla diye. Sen kaçta göz arasında yine ona gidiyorsun. O yapmadı anne.
doğru ya. Senden daha iyi kim kandırabilir ki kendini? Nereye? Tekneye gideceğim. Sonra? Okula gideceğim. Proje teslimi var. Hadi görüşürüz. Sen nereye? Yat yat şiştim ya. Bir dükkana uğrayayım. Dinlen oğlum biraz. Ne dükkanı? Anne vallahi yatamayacağım artık. Hadi görüşürüz. Ben senin nereye gittiğini biliyorum ya Mehmet Efendi. Ah Allah'ım ne yapacağım ben bunlarla? Ne yapacağım ben bunlarla? Ne yapacağım? Efendim. Günaydın. Uyuyorsundur diye aramamıştım. Çıkıyorum, seni almaya geliyorum. Okula mı gidiyorsun? Evde babamla pek iyi bir ikili değiliz. Hem seni alayım, kafam dağılır belki. Hadi geliyorum ben. Bizim annemle bir işimiz var. Onu halledeceğiz birlikte. Ben sonra direkt okula gelirim. Tamam. Feriha. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Seher. Seher. Mehmet. Ne oldu sana böyle? İyiyim şimdi, iyiyim. Nasıl iyi olmak bu? Şu suratın haline baksana. Ya boş ver, geldim işte. Çok acıyor mu canın? Yok, biraz sızlıyor işte. Ya ayağa kalktık ya, gerisi boş. Kimle kavga ettin? Ya kimlerle dalaştın böyle? Kavga etmedim. Üç kişi kenara çekti, sonra da daldı. Gerisi de bu işte. Nasıl ya? Kim? Yani kimler yaptı? Boş ver. Eski bir mesele. Bana bak, kız meselesi falansa. Değil, değil. Kıyamam ya. Çok kötü oldu içim. Hadi dükkana git sen. Seninkine dikilmiş bize bakıyor. Tamam. Ben arayacağım seni. Tamam. Şimdi tam hatırsız gibi olmuş işte. Ne komik değil mi Feyyaz? Üç kişi çocuğu sıkıştırmışlar, sen de gül böyle. Ayağını denk almayanı işte böyle hizaya getirirler. Sen yaptın. Sen yaptın değil mi? Sus kız! Çağırlama, sus! Allah seni kahretsin Feyyaz! Sen de öldürdün değil mi Mehmet'i? Seni uyarmıştım Seher. Ama sözümü dinlemedin. Bu kıskandırma oyunu fazla uzadı artık. Ne de o yaralı enliğe de bir iyilik yap, onu postala buradan.
Efendim Canancığım. Nasılsın? Ben de seni arayacaktım bugün. Canan anlamadım. Ne? Emir mi? Ne? Hangi adam? Adam dövdürmek mi? Canan kapatıyorum. Kapatıyorum. İçinden geleni yapabilirsin. Bir şey mi dediniz? Deniz diyorum. İnsanın ruhuna iyi gelir. Kusura bakmayın, dalmışım, farkında değilim. Sen böyle hep gergin, suratsız bir çocuk musun? Yoksa deniz havası mı yaramıyor sana? Bana neden çocuk diyorsunuz? Neden? Rahatsız mı oldun? Ben çocuk değilim. Okuyorum ve gördüğünüz gibi çalışıyorum da. Deniz'i izlemek isterdim ama vaktim yok. Luna Park'a mı yetişeceksin? Siz nereden bilin? Eğer dosyamı gördüyseniz anlamışsınızdır, o benim işletme projem. Senin gibi suratsız bir çocuk için bayağı eğlenceli bir proje olmuş. Siz böyle aklınıza gelen her şeyi dandan söyler misiniz? Kaptan! Ne oldu Haydar? Şu senin tersaneden aradılar. Yarım saate bekliyorlarmış. Tamam tamam, sağ ol. Su, su iyidir çocuk, iyidir. Yeterince derinlere bakarsan yüzünü bile güldürebilir. Tamam. Ben gereken yerleri aradım. İşte siz de biraz ilgilenirseniz sevinirim. Hallederim. Ben sizi arayacağım. Aysun bir sakin ol. Otur anlatırım. Oğlum gözaltına alınıyor ve benim haberim yok, öyle mi Yunel? Haberin olmaması gerekiyordu. Canan'ın boşboğazlığı sadece. Neler oluyor benim oğluma? Nasıl günler geçiriyoruz böyle? Korkacak bir şey yok Aysun. Her şey kontrolüm altında. Bak, birazdan avukat gelecek. Sorarsın, her şeyi anlatır sana. Rahatlarsın. Ben ne yapacağım Yunel? Hayatımın son anına kadar acaba oğlumun başına bu sefer ne gelecek diye mi düşüneceğim? Ne son anı Aysun? Zaten kafa kalmadı, bir de manyak manyak konuşma. Ya Allah aşkına yapma ya. Yani en sevmediğim şey... Bak ne diyeceğimi de şaşırdım. Emir'in başı belada değil. Büyük ve aptal bir yanlış anlama, o kadar. O zaman bu büyük ve aptal yanlış anlamayı derhal gider. Ve oğlumun başını nasıl bir belaya soktuysan öyle çıkar. Şu kapıcıların adresini ver bana. Emir. Ben de sana geliyordum şimdi, çıkacaktım. Ben de kafam dağılsın diye geldim ama açmadı. İyi çıkalım o zaman. Feriha'yı almaya gelirim artık.
Okey. Projeyi teslim ettiniz mi? Allah kahretsin ya. Oğlum Yusuf Hoca çıkacak şimdi. Abi proje feryada kaldı. Kafa mı kaldı ya? Efendim? Feriha, biz çok önemli bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Proje teslimin bugün son günü. Ya tamam, merak etme. Yanımda bir saat sonra oradayım ben de zaten. Saat 12'ye kadar ama. Saat kaç ki şu an? 20 dakikamız var Feriha. Neredesin sen? Hemen çıkıp alayım seni. Yok tamam, geliyorum ben hemen, dışarıdayım. Hadi. İyi tamam, çabuk ol. Levent Bey, ben... Tamam, gidebilirsin Feriha. Ben de çıkıyorum zaten birazdan. Teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Ünal Bey, kendinize güveninizi anlıyorum. Ama bu hiç doğru bir adım değil. Korkacak bir şeyimiz olsa belki. Ama korkacak bir şeyimiz yok bizim. Yanlış anlaşılırsınız. Çok farklı yorumlanabilir. Bu büyük bir risk. Böyle bir durumda risk almaya değer mi? Başına biraz daha iş açmış olacağız yani. Peki. Aysu'nun gözyaşlarını dindirmek için biraz daha bela. Değer. Of, hadi ama ya. Atlasana. Ne? Mercelen yok muydu senin? Sizin motorunuz mu var? Çok anlamlı bir cevap oldu. Evet de ben hiç binmedim motora. Ne güzel işte. Hadi. Kapat şunu da. Mehmet. Pek fırsat olmadı ama seninle konuşacağım bir şey var. Buyur abi. Ben memlekete gitmeden önce seninle bir mesele konuşmuştuk. Feriha Hanım'la ilgili bir mesele. O meselenin önlemini aldın mı? Öyle bir mesele yok Halil. Varsa da bizim ailemizin meselesidir. Boşlar alayım ben. Sen de ha? Demek sen de. Öyle olsun Mehmet Efendi. Hocam lütfen bekleyin. Hocam. Hocam kasmayın bizi ya. Emir, projeyi yapamadık diyemiyor musun? Hocam vallahi yaptık. Feriha geliyor. 2 dakika daha bekleyin lütfen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Demek İlim İrfan Yuvan burası ha? İyiymiş. Sağ olun. İyi günler. İyi dersler. Ver hocam, ver, buyurun. Hadi ver bakalım. Müzik
gidip de şu adamların gırtlağını sıkamamak o kadar zoruma gidiyor ki. Ay bırak Allah aşkına Rıza. Olan yanında da böyle konuşma. Biz onlara adalete havale ettik. Bırak. Öyle bir devre gelmişiz ki Zehra. Paran yoksa evladına babalık bile yapamıyorsun. Bak şimdi, bak şimdi ya. Analık babalık parayla mı olur? Yapma gözünü seveyim. Haydi haydi yüzme kendini. Ben bir çay yapayım da içelim birlikte. Olur mu canım? Dur açacağım, dur. Merhaba. Merhaba, buyurun. Çok sağ olun hocam. Oh, iyi yetiştirdik vallahi. Kimdi o motorlu adam? Bizim aile dostumuz. Seni aradığımda da onunla beraber miydin? Sayılır. Yani tam çıkıyordum ben. Taksi bulamayınca o da... Ben o tarafa doğru gidiyorum, bırakırım seni dedi, öyle. Neden? Kıskançlık mı yapıyorsun? Bilmem. Nasıl bilmem? Bana hiç tanımadığım bir Feriha olduğunu söylemiştin. Haklısın. Bak işte kimseyi tanımıyorum. Arkadaşların, yakınların, aile dostların. Hiç kimseyi. Haklısın. Neyse. Bundan sonra ilk işim motor kullanan genç aile dostlarına kendimi göstermek olacak. Araya açtık. Seninle defile dedikodusunu bir türlü yapamadık. Vallahi bende bir dedikodu yok. Bu organizasyon işi zormuş. Vallahi o gün ne yapmıştım, ne giymiştim onu bile hatırlamıyorum. Aynen. O gün nasıl uyudum anlatamam. Ama yorgunluğunuza değdi. Kesinlikle. Annem bayağı iyi geri dönüş alıyor. Ay, annene de konuşamadık o günden sonra. Arasana onu, o da gelsin. Aman, o hiç çıkmaz şimdi. Bugün Butu'ya da gitmedim. Evde dinleniyor. Hadi kalk bize gidelim istersen. Çok yakınız zaten. Olur valla. Hem ben de sizin evi görmüş olurum. Ama kahvelerimizi bitirelim, öyle gidelim. Aslında avukatım buraya gelmemin uygun olmadığını söyledi ama... ben avukata ihtiyacımız olmadığından emin olduğum için paşa paşa geldim. Keşke avukatın tembihini dinleseymişsiniz beyefendi. Bizim sizinle konuşacak bir şeyimiz yok. Bakın Rıza Bey, ne ben ne de oğlum, oğlunuza hiçbir şey yapmadık. Siz de biz de söyleyeceğimizi söyledik poliste. Bundan sonrasını mahkemede hallederiz. Bakın şartlar normal olsa bizim kimseden korkumuz yok. Biz kendimizi biliriz. İsterseniz insan hakları mahkemesine gidin diyeceğim ama... Allah kahretsin ki Aysun. Yani şartlar anormal. Bu işi fazla uzatmayalım. Anlaşalım. Kimse üzülmesin. Kimsenin canı yanmasın istiyorum. Siz ne demek istiyorsunuz? Bakın. Oğlumu suçlamaktan vazgeçin. Polis araştırmasına devam etsin. Bana bir diyeceğim yok. Gerçek suçlular bulununcaya kadar isterseniz ben de destek olurum. Ama oğlumu bu işin dışında tutun. Ben de sizin şu araba borcunuzu sileyim. Yani şimdi sen diyorsun ki ben sizin evinize gelirim, ayakkabılarımla girerim, bacak bacak üstüne atarım,
oğlunuzun canına sızısını da satın alırım. Öyle mi? Zehra, canım ne satın alması? Ne diyorsunuz? Film mi çeviriyoruz burada? Bakın, siz o arabanın borcunun altından kalkamazsınız. Ben de bu mesnetsiz suçlamaların altında oğlumu bırakmam. İyi, şöyle yapalım. Biz borcumuz neyse cezasını ödeyelim. Ama sen de, oğlun da oğluma yaptıklarınızı ödeyeceksiniz. Parayla değil. Nasıl isterseniz. Ama adalet yerini bulduğunda hem utanacaksınız... ...hem de teklifimi kabul etmediğiniz için pişman olacaksınız. Çık git evimden. Bu yaştan sonra başımı belaya sokma benim. Otur, otur hadi üzülme. Üzülme, tansiyonun çıkacak, otur. Otur, ben sana ilacını getireyim. Otur. Nasıl oldu Rıza? İyi misin biraz? Tamam Zehra, tamam. Yok bir şeyim. Allah'ın cezası herif utanmaz. Bir de buralara kadar gelmiş. Anne. He Feriha. Kim geldi biliyor musun? Baba ne oldu? Adamın babası geldi. Rüşvet teklif ediyor. Biz yapmadık diyor. Davadan vazgeçin. Ben de borcunuzu sileyim demeye getiriyor. Para vereyim diyor, para. Niye? Kabahati olmayan bunu niye söylesin Feriha? He, değil mi? Yo yo, bir şey olmadı kızım. Merak etme. Geldiği gibi gitti beyefendi. Ben bir can suyu çekeyim, çağırmıştım. Rıza, Mehmet gelmeden ben bir gün fidana gideyim de merak ediyordu. Bir şey istiyor musun? Yok, yok. Feriha, bana bir diyeceğin var mı kızım? Gözüme, yüzüme bakıp anana bir şey diyecek misin? Anne, ben eminim onunla ilgisi yok. Kızım, bugün seni sevdiğin adamın babası bu eve geldi. Senin evine. Niye geldi? Anana, babana, evine hakaret etmeye geldi. Kardeşinin kanını satın almaya geldi. Thank you.
Aa, siz? Doğru ya. Tülin ablaların kapıcısıydınız. Aa, size de geliyordu değil mi Zehra teyze? Artık gelmiyor. Yeni birini bulduk. İyi günler. Buyurun efendim. Şey, adres soracaktık ama gerek kalmadı. Hatırladım evladım. Hayırlı işler. Abi demek ki ben façayı düzeltene kadar görünmemem lazım. Baksana teyzeleri kaçırdık. Ondan değil de... Sen git bir dinlen biraz. Bir haftada bir kendine gel. Sağ ol abi. Bir şey lazım olursa ara ama. Ben sıkılırım zaten. Vardı herhalde. Hiç gelmedin yanıma. Yani öyle oldu. Fiyakamızı da fena bozdular ha. Vallahi demin iki teyze geldi. Ve yüzümün bu halini görünce kaçıp gittiler öyle. Demek ki façamız üzerine kadar sana da gözükmemek lazım. Saçmalama Mehmet. Gidiyor musun şimdi? Halil bir hafta izin verdi. Baktım müşteri kaçırıyorum. Geçmiş olsun Mehmet kardeş. Sağ ol. Sen artık evine gidip dinlen değil mi? En iyisi. Tamam. Kolay gelsin. Müzik